haber olmaktan son derece mutluyum. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanımızı dinlediniz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinlediniz. Onların düşünceleri, onların çabaları, onların sizlerle ilgili planları, projeleri her zaman önemli. Önem verdik her zaman. Çünkü halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek demektir. Eğer bir belediye başkanı kendisini seçildiği kente adamışsa, yani o kentin insanına yaşı ne olursa olsun, yaşadığı yer neresi olursa olsun hizmet edebiliyorsa olağanüstü bir güzellik var demektir. Bakın, Söke'nin benim hayatımda ayrı bir yeri var. Çünkü ben göreve başladığım, Maliye Bakanlığı'nda göreve başladığım yıllarda Söke'de görevliydim ve ben 1,5 ay Söke'de, 1,5 ay da Kuşadası'nda görev yaptım. O otelde de kalmıştım, Efes Oteli'nde. Orada da kalmıştım bir gece. Daha sonra bir eve taşındık. O dönemini de bilirim Söke'nin. Şimdiki dönemini de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Trafik sorununuz var, evet var. Yol sorununuz var, evet var. Yeşil alan sorununuz var, evet var. Ama Özlem Başkan bunları çözmeye kararlı. Az önce çıktı, gayet güzel anlattı. Üstelik doğayı bozmadan, tabiatı bozmadan, yolları bozmadan yer altına otoparkı yapacak. Üstü yeşil alan olacak. Çocuklar eğlenecekler, sizler orada olacaksınız. Ağaçların dibinde oturacaksınız. Gayet güzel kentin bütün imkanlarından yararlanacaksınız. 1 milyara yakın bir yatırımı yaptı, yatırımı gerçekleştirdi. Bugün temelini atacağımız yatırımların tutarı da 150 milyon muydu başkan? 150 milyon liralık bir yatırım yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü kadın bir belediye başkanı, ikinci yönü ise yaptığı harcamalar ve Aydın'a yaptığı hizmetler. Aydın'a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor. Bütün Türkiye biliyor, bütün belediye başkanlarımız da Özlem Başkan'ı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir şey daha. Bir şey daha. Bugün 30 Ağustos. Büyük Zafer'in 101. yılı. Size biraz Atatürk'ü anlatmak isterim. Atatürk, bütün mazlum milletlerin örnek aldığı şahsiyet. Türkiye'nin bağımsızlığa kavuştuktan sonra bütün mazlum ülkelerin bağımsızlık mücadelesini verdiği ve örnek aldığı bir kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık savaşını emperyal güçlere karşı yaptı. Adana'dan tutun İstanbul'a kadar her yer işgal altındaydı. Ve o kendi ülkesinin bağımsızlığı için her türlü mücadeleyi yapmaya kararlıydı. Ve o kararlılıkta yola çıktı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Sevgili Sökeli kardeşlerim, Atatürk demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek, Gazi Mustafa Kemal'i ilkeleri demek, iki temel kurala dayanır. İki temel kurala. Birinci kuralı şudur Atatürkçülüğün. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Kendi sözüdür. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani elinizde tuttuğunuz bayrağın altında ben özgürce yaşamak isterim. Hiçbir emperyal güce boyun eğmem diyor. Birinci kuralı budur. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ve bütün mazlum ülkelerde bu sözü temel ilke edinmişlerdir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Hiçbir güce eyvallah demem. Ama ikinci bir ilkesi daha var Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Der ki,
savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Eğer ekonomik olarak güçlü olursanız siyasi bağımsızlığınız kalıcı olur. O nedenlidir ki hemen 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplamıştır. Kumaş üretemeyen bir devletten Malatya'dan tutun Nazilli'ye kadar her yerde fabrikalar kurmuştur. Cam fabrikaları kurmuştur. Kumaş fabrikaları kurmuştur. Kırıkkale küçük bir köyken entegre silah sanayini orada kurmuştur. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulmuştur. Sonra Eskişehir'de ikinci bir uçak fabrikası kurulmuştur. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Kaçımızın bunlardan haberi var? Kaçımız bunları biliyoruz? Bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Gidip bir gidersiniz Araplara, acaba bize 5-10 dolar para verirler mi? Bir gidersiniz IMF'nin kapısına, acaba bize para verirler mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir gücün, hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve diz çökmemiştir. Bakınız, devlet kurulduğunda, cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiçbir güç parlamentoda, parlamento dışında, yani Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları hiçbir gücün önüne gidip para dilenmemişlerdir. Üretmişlerdir. Köylü kalkınmıştır. O dönem sanayi yeteri kadar gelişmediği için köylü milletin efendisi sayılmıştır. Üretmiştir. Bugün sormak lazım. Köylü gerçekten milletin efendisi konumunda mı? Köylüyü öldürdüler. Toprağa küstürdüler. Toprağa küstürdüler. Bütün bunların tamamını düşünerek niye anlattım size tarihi? Tarihini bilmeyen ülkenin geleceği hakkında sağlıklı karar veremez. Önce tarihimizi bileceğiz. Önce tarihimizi bileceğiz ki gelecek hakkında sağlıklı kararlar verebilelim diye. Hem ülkeyi kalkındırıyorsunuz. Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödüyorsunuz. Savunma sanayini kuruyorsunuz. Uçak fabrikaları kuruyorsunuz. Denizaltı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ediyorsunuz ama geliyorsunuz 21. yüzyıla 5-10 dolar nereden bulabilirim diye kapı kapı geziyorsunuz. Ben bunları reddediyorum. Sizin de reddetmenizi istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin bağımsızlığından, bu ülkenin büyümesinden yanayım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan adı bir gemimiz Karadeniz'de yabancı bir ülkenin helikopterleri tarafından basılıyor ve arama yapılıyorsa ve bunu Rusya Dışişleri Bakanlığı kamuoyuna açıklıyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bundan haberi yoksa bir sorunumuz var demektir. Ahlaki ve siyasi bir sorunumuz var demektir. Benim insanım aranacak. Gemiye baskın yapılacak. Rusya bütün dünyaya duyuracak ama biz duymayacağız. Niçin? Uyuşturucu var onları. İsrail'i Türkiye'de 10 yıla mahkum edilen uyuşturucu var onu. Onların isteği üzerine hapisten çıkarılır. İsrail Dışişleri Bakanı açıklama yapar. Türkiye'deki uyuşturucu baronunu serbest bıraktık diye. Ülke bu hale gelir mi? Ülkenin bu hale gelmesi için Allah aşkına bir vicdanınıza sorgulama yapar mısınız? Nasıl olacak? Bizim mahkemelerin baktığı, mahkum ettiği bir uyuşturucu baronu İsrail'i gelip buradan teslim alıp kendi ülkesine götürüyor. Yalnız bu mu? Hayır.
Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı benden alamazsın diye meydan meydan gezen bir kişi. Bak beni kızdırma. Yoksa senin mal varlığını açıklarım kamuoyuna dediği zaman papazı koşulsuz teslim eden bir kişinin bu memlekete hayrı dokunur mu? Bu memleket için çalışabilir mi bu kişi? O nedenle 30 Ağustos'la başladım, bu noktaya geldim. Cumhuriyetin kuruluşundaki felsefemiz neydi? Bugün içine düştüğümüz durum nedir? Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız, o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz, benim mahakimlerim bakmayacak siz bakın diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de. Bir şey daha. Bir şey daha. Fırından ekmek alırsınız, vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Kefen bezi aldığınızda vergi ödersiniz. Çocuğunuza defter, kitap, kalem aldığınızda vergi ödersiniz. İçtiğiniz suda vergi ödersiniz. Ama kur korumalı mevduatın sahipleri son bugüne kadar 117 milyar lira bunlara faiz ödendi. 117 milyar lira. 117 milyar lira faiz ödüyorsunuz. Bir kuruş bile bunlar vergi ödemiyorlar. Bir kuruş bile. Şimdi ben esnafa sesleniyorum. Şimdi ben kadınlara sesleniyorum. Şimdi ben gençlere sesleniyorum. Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki herkes mali gücüne göre vergi öder. Bir daha söyleyeyim. Herkes mali gücüne göre vergi öder. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner. Niye paramı ödemiyorsun diye. Bu mudur adalet? Hepimizin görevi var. Hepimizin görevi var. Bakın bizi ayrıştırmak istediler. Bizi bölmek istediler. Bizi birbirimize düşman etmek istediler. Yok başı açık, yok başı kapalı, yok bunun kimliği şöyle, yok bunun kimliği böyle. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Cumhuriyet Halk Partililerin 2 kırmızı çizgisi var. Bir vatan, 2 bayrak. Vatan ve bayrağımız üzerinde. Yemin ettik, vatana ve bayrağa kim sahipse, kim sadıksa her zaman onların yanında olduk. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamadık. Hiç kimsenin inancını sorgulamadık. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. Çocuğun işi var mıdır, yok mudur? Üniversiteyi bitirdi ne olacak? İnsanlar şehirlerde geziyorlar. Acaba şehirlerde bir park var mı? Güzel bir kent var mı? İnsanlar bu kentte huzur içinde yaşıyorlar mı? Biz buna bakıyorduk. Ve bakmaya da devam edeceğiz. Efendim güzel bir açılış. Sayın Başkan gelir misin buraya? Temel atma, tamam. Öbür başkan da gelsin. Bizim ahdimiz var. Bu ülke huzura çıkıncaya kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bir daha ifade edeyim. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Güneşimiz var, sularımız var, bereketli ovalarımız var ama İyi bir siyaset kurumumuz yok. Dolayısıyla bu bereketli topraklarda mısırı dışarıdan alıyoruz. Pamuğu dışarıdan alıyoruz.
Canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Nohutu dışarıdan alıyoruz. Mercimeği dışarıdan alıyoruz. Ya biz niye üretmiyoruz? Neden bizim insanımız kazanmasın? Bunu ben söylüyorum. Lütfen sizler de düşünün. Başkanım, sizi yürekten kutluyorum. Şöyle elini de bir kaldırayım başkan. Evet, başkanın da elini kaldıralım. Gel başkan. Evet, başkanları size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Temel atma, değil mi? Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim.